Değerli izleyicilerimiz, Akpınar Çalıburnu köyündeyiz. Burada Veysel abim var, Kaman'da doğmuş, büyümüş. Kaman'da burada Çiritli Mahalle muhtarımız İsmail Balbaşı'yla beraber geldik buraya. Arkadaşıymış burada. Ayrıca babamın da selamlarını getirdik. Burada tropikal bir tıbbi aromatik bitki bahçesi. Bitki var burada, isimde bazen yazıyor. Reyhan tıbbi ve aromatik bitki bahçesi. Reyhan. Reyhan. Torun ismi. Reyhan torun ismiymiş burada. Kamerayla falan da bayağı bir her tarafı donatmış dayıcım burada. Dayıcım merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsın, iyisin inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Allah'ım olsun. Abi güzel bir böyle biz gezdik, biraz tozduk ama güzel bir yani ürünler çıkartmış. Aynı zamanda da arıncılık yapıyorsun. Evet, arıncılık. Değerli izleyicilerimiz, abim kendisi diyabet hastası, şeker hastası. Sırf kendine bir kovan yapmış hobi olarak, sonrasındaki yaptığı buradaki ürünlerle beraber tamamen arılar buradaki kekikten, kendi ürünlerinden besleniyor. Ve geçen sene Tarım Bakanlığı'na gönderdiği balında %0 şeker çıkmış. Yani şeker hiç çıkmamış, şekere rastlanmamış diye gelmiş Tarım İl Bakanlığı'nda. Burada abimle biraz tanışacağız, sohbet edeceğiz. Abi seni bir tanıyalım. İsmim Veysel Gökburut. Akpınar Çalıburnu köyünden. Doğum evime Hamanlıyım ben. Öyle söyleyeyim artık. Emekli askeri personel. İşte Ege bölgesinde bu işi yapan arkadaşlarım vardı. Onların teşvikiyle hobi amaçlı yapalım dedik. Ondan sonra da bir kovan arı koyalım dedik. Diyabet hastası olduğumuzdan dolayı. Balımızı rahatça yiyelim. Balımızı rahatça, gönül rahatlığıyla eş dost yiyelim diye. Verim güzel ve kaliteli olunca da işi büyütmeye karar verdik. Etrafını telini çevirdin, kamuoyu evet. Koymuşsun. Bayağı da güzel bir şeyler olmuş bura. Şu an 6 dönüm üzerine bir tıbbi aromatik bitki bahçesi, araştırma bahçesi. Neler var abi? Ürünler olarak mesela bu tıbbi aromatik dediğimiz, bu tıbbi dediğimiz ağrı kesici bir de aktarlarda bulduğumuz aynen, şifalı bitkilerin hepsi ekmiş. Şifalı bitkiler. 5-6 çeşidini ektik. 5-6 çeşitli deneme aşamasında olduklarımız var. Allah izin verirse seneye verimi güzel olanları çoğaltacağız. Bir 15-20 dönüme kadar çıkaracağız. Bahçemizde İzmir bilye kekik var. İlk önce bir de faydalarıyla beraber sen mesela. Valla faydası saymakla bitmeyecek bitkiler bunlar. Su, ilk baştaki kekik miydi? En baştaki İzmir bilye kekik. Bizim bildiğimiz kekik ama İzmir bilye kekik diye geçiyor. Bilye kekik. Kokusu da burada tamamen böyle bir kekik çok, kokusu, yani değişik limon kokusuna kadar var burada. Birçok hastalığa iyi geliyor. Suyundan, yağından ve çay olarak tüketiliyor. Ben geçen yıl ve ondan önceki o korona döneminde hiç antibiyotik ilaç kullanmadım. Korona ilacı bunların çaylarıyla atlattım yani. Ne mutlu sana abi valla. Yani kanı temizleyen bitkiler dahi var yani. Ada çayımız var. Evet, ada çayımız var. Buradaki biz onu şimdi ekranda görüntülerimize vereceğiz zaten biraz da. İleride bir biberiye var. Bir baş ağrısı da demiştin abi. Biberiye özellikle baş ağrısında mükemmel bir antibiyotik görevi yapıyor. Yani başınız ağrıdığından itibaren çayını içtiğiniz anda ya da böyle yeşilken de yiyebiliyorsunuz. Yeşilken de yiyebilirsiniz. Yani 2-3 dakika içerisinde ağrıdan bir şey bırakmıyor yani. Zaten et yemeklerinde en çok aranılan baharatı ama çoktandır bilinmiyor, unutuldu. Evet, eskiden Osmanlı mutfağının en kıymetli baharatlarından birisi. Biberiyeydi. Biberiye, burada evet. Birçok ürünleri var abi. Mesela şuradaki kuşudaki ürünlerimizin ismi neydi? Şimdi en başta girişte ekinezya var. Amerikan bitkisi. Çöl bitkisi diyeyim daha doğrusu. Kızılderililer bunları yaralar iyileştirmekte kullanırlarmış. Şu an birçok hastalıkta faydalı olduğu için çayı tüketiliyor. Aynı zamanda kozmetik sanayinde kullanılıyor. Verimi ve getirisi çok yüksek. Masrafı çok az bir bitki. Su falan istemiyor. Çok yıl oluyor. Su istemiyor. Çok yıllık bir bitki. İlk yıl bir kök ekiyorsunuz. İkinci yıla 10 köke kadar kendi kardeş veriyor. Çoğalıyor. Mükemmel bir bitki. Diğer tarafta lavantamız var. Bunlar tabii de aynı. Buradaki arılarımız da. Hani şu an soğuk diyarlar gezmiyor ama. Evet. Arılar buradan tek tek dolaşıyor, buradan alıyor. Yani üzerinde polen alıyor, nektarını alıyor. Daha nektar zamanı başlamadı ama şu an polen ihtiyacını bunlardan gideriyor yani. Burada abi şimdiki sen bu şekilde bir arıcıyla, normal mesela dağa giden bir arıcılar var. Aynı olmaması lazım, sen buraya büyük bir yemek vermişsin. Büyük bir yani bir velimet uykmuşsun buraya. Aynen zaten balımın tadına bakanlar, bu da, balda farklı bir aroma var diyorlar zaten yani. Ha bu da tamamen şey olduğu için burada. Yani bitkilerden ve bizim arazimizde geven çok. Geven dediğimiz şey ne? Geven de bir tür yabani ot, dikenli bir ot. He. Yani onun balı da çok kaliteli oluyor. Şimdi bazen insanları kandırıyor. Yani bu geven balı, bu ne bileyim ne balı.
Arı hepsinden ayrı ayrı yapmıyor. Arı hepsinden topluyor. Evet. Çiçek balayı kestirip atacaksın yani. Bizim ballarımız tahlil, analizi. Herhangi bir sıkıntı yok. İçine belki kadar da girdik gerçi. Şu an yani, içinde de uyuyorlar. Uyuyorlar mı soğuk havada? Ya uyumuyor da yağmur yağdığı için içeri çekildi. Yeni yeni çıkmaya başladı. Şimdi birazdan çıkacaklar. Birazdan çıkarlar yani. Abi bunda getirisi aktarlara veriyoruz. Vallahi aktarlara veriyoruz. Vatandaş kendisi alıyor. Gelen oluyor buraya. Yani gelen oluyor. Sağ olsun Akpınar Kaymakamımız da ilgileniyor. İşte bu sene aylık haftasında kurulan standa ürünleri koyacağız. Standıma başladık. Çok güzel. Geçen yıl benden haberleri yokmuş herhalde. Bu kendisi tanışık. Bahçede gelip gidiyor, ilgileniyor sağ olsunlar. Gerçekten çok güzel. Değerli izleyicilerimiz, abim emekli, askeriden emekli olmuş. Kaman'da doğmuş, büyümüş. Akpınarlı Çalıburnu. Yani buraya yaptığı, yani burada Reyhan Türk Büyü Aromatik Bitki Bahçesi'nde aktarlara veriyor, kozmetikçilere ürün veriyor buradan. Ya birçok yere ürün veriyor. Kendi gelenler de var. Burada biberiye mesela bir ağrı kesici olarak kullanılıyor dedi. Hatta Osmanlı'nın baş mutfakta baş baharatlarındanmış. Burada kendi burada siz de gelip alabilirsiniz Çalıburnu köyünde. İstenilere fidan temin de yapıyorum, fidan da verebiliyorum yani. Fidan da verebiliyorsun. Tabii. Şöyle bir şey düşünelim. Çiftçi mesela benim 50 dönüm 10 dönüm bir arazim var. 50 dönüm diyelim. Arpa ekeceğim yere bunu eksem nasıl bu 15 sene boyunca bakım olunca yani, devam ediyor ya. Daha mı karlı olur? Yani 500 dönüm arpa ekeceğine bundan 20 dönüm eksen yeterli. Aynı parayı alırsın. Aynı parayı alırsın. Bir de çok yıllık bitki olduğu için su ihtiyacı yok. Hem su ihtiyacı yok, hem bir daha mazuda girmiyor, bir daha etmiyor, biçer çağırmıyor. İlacın yok, evet. Yani çalı türü olduğu için dibinde ot da barındırmıyor. Ondan yani dolayı kullanılabilir diyor. Yani getirisi güzel bir bitki yani. Benim aklıma yattı. Abi burada sana başarılar diliyorum. Değerli izleyicilerimize şöyle detaylı görüntülerle karşı. Teşekkür ederim abi. Burada da abim zaten bize bir güzel bir sofra hazırlamış. Eşkıya kebabı. Eşkıya olarak kaldı o. Onunla beraber şöyle bir yemek falan yedik sağ olsun. Ellerine sağlık. Gerçi burada yaşayan ölmez diye düşünüyorum çünkü buradan bir gün şöyle limon kokusu alıyorsun, kekik kokusu alıyorsun. Yani değişik güzel kokular geliyor. Adaçayımızla demler içeriz şimdi. Şimdi bir adaçayı da içeceğiz zaten. Hazır. Buradan teşekkür ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz yayınımızı paylaşarak, beğenerek bize destek olun ki daha paylaşarak da diğer arkadaşlarımız, diğer Facebook'ta tanıdığımız çiftçi kişiler bizi görsün. Görsünler. Çiftçi kardeşlerimiz dediği gibi görsün. Belki akıl olarak yatar. Gerçekten güzel. Alternatif ürün olarak evet. Tabii tebrik ediyorum gerçekten sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.